Değerli katılımcılar, kolenjiyo karsinoma tribünü başlatacağız. Öncelikle bu kongreyi organizasyonunda görev yapan organizasyon komitesine, derneğin değerli başkanına ve yönetim kurulu üyelerine uzun bir aradan sonra yüz yüze bir kongreyi gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizleri de bu kongreye davet ederek onurlandırdılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Üç konuşmacımız var kolenjiyo karsinoma tribünümünde. İlk konuşmacımız Funda Balbet Yılmaz hocamız, Zoom üzerinden sunumunu yapacak. Kendisine tekrar günaydın diyorum. Konuşmasına başlayabilir. Funda hocam buyurun. Hepinize merhabalar diyorum. Hepatopankreatik Biliyer Cerrahi Derneği'nin değerli başkanına, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı'na, sevgili Gürkan hocamız başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle aramızda olamadığım için özür diliyorum. Ben hepatopankreatik biliyer cerrahları çok seven, onlarla yakın çalışan bir patoloğum ve rahmetli Ali Menteş hocamızdan beri de üniversitemizde bu ekiple çok güzel uyumlu çalışmalar yaptık. Ali Menteş hocamızı sevgi ve rahmetle anıyorum. Diğer bütün çalışma arkadaşlarıma da burada teşekkür ediyorum. Ben sizlere bugün kolenjiyokarsinoma anatomik ve embriyolojik yaklaşımı, morfolojik sınıflamayı, prekürsör lezyonları, son zamanlarda ortaya çıkan moleküler sınıflamaları anlatmaya çalışacağım ve sonra da bir özet yapmaya çalışacağım. Biliyer ağaçta gelişen bir grup malignite için biz kolenjiyokarsinom terimini kullanıyoruz ama tabii ki biliyoruz ki aslında bu bir adenokarsinom. Bütün lümenli yapılardan gelişen tümörler gibi birbirlerine benziyor. Kolenjiyokarsinom terimi ampul lavatleri ve safra kesesi tümörleri için kullanmadığımız bir terim. Öncelikle biliyer ağacı biraz mikro anatomi düzeyinden incelemeye başlayacak olursak biliyoruz ki portal alanlarda hepatik arter, portallen ve safra duktusları var ve safrayı üreten vücudumuzdaki tek hücre de aslında hepatosit. Safrayı üretip derin kanallarına, oradan duktuslara, oradan safra kanallarına atıyor ve sonra da bunlar daha büyük safra kanallarıyla birleşerek karaciğerden çıkıp ekstrahepatik yollara gidiyor. Son zamanlarda işte bu lokalizasyonlar özellikle kolenjiyokarsinom sınıflamasında önem kazanmaya başladı. Şimdi biz mikroskopik düzeyde biliyer ağaçtaki bu duktus yapılarını isimlendirirken interlobüler, en küçük boy, karaciğerin en periferindeki duktusları interlobüler ve septal, onların bir boy büyüğünü septal duktuslar olarak isimlendiriyoruz. Daha büyüdükçe lan ve segment duktusları, sağ sol hepatik duktuslar ve ondan sonra da bildiğiniz gibi ekstrahepatik, ortak hepatik kanaldan sonra ekstrahepatik şeye geçiyoruz. Biz bu septal ve interlobüler duktusları, küçük intrahepatik duktuslar, alan ve segment duktuslarını ve sağ solun özellikle karaciğer içindeki kısmını da büyük intrahepatik duktuslar olarak isimlendiriyoruz. Bunların morfolojik epitel tipleri de farklı. Biri küçük kübik epitelli şey yaparken, döşeli olurken alan ve segmentten itibaren daha yüksek ve silendirik epitelli döşeli oluyorlar ve bunların etrafında peribiliyer glandlar dediğimiz mukusun içeriğini, safranın içeriğindeki mukusun içeriğini belirleyen özellikle safranın içeriğine katkıda bulunan bir takım ek glandlar belirmeye başlıyor. Safra ağacını köken olarak da embriyolojik gelişim sırasında da özellikle intrahepatik ve ekstrahepatik safra kanalları açısından farklılık gösteriyor. İntrahepatik safra kanalları hepatoblastlardan gelişirken ekstrahepatik safra kanalları özellikle ventral ön bağırsak endoderminden gelişiyor. Yani hepatositlerden nasıl gelişiyor? Fetal karaciğerde bir grup
hepatosit safra kanalı yönünde diferansiye olmaya başlıyor ve küçük intrahepatik duktusları oluşturuyor. Büyük intrahepatik duktuslar ise Kielus'taki hepatik duktusların elongasyonu ile karaciğer tomurcuğunda oluşuyor. Ekstrahepatik safra kanalları ise ventral bağırsak pankreas ile ortak bir köken gösteriyor. Ventral endodermin elongasyonu gibi. Bu yüzden de ekstrahepatik duktuslardan ortaya çıkan kolanjiyokarsinomlar pankreasın duktal adenokarsinomlarıyla morfolojik ve davranışsal olarak çok benzer bir takım özellikler gösteriyorlar. Biliyorsunuz artık kanserde özellikle bir kök hücre, bir progenitör hücre kavramı çok fazla. Intrahepatik safra yollarında özellikle bu kök hücrelerin, intrahepatik küçük duktusların ve herin kanallarının olduğu düşünülürken, ekstrahepatik ve daha büyük alan duktuslarından itibaren büyüyen yolda ise peribiliyer glandların bir kök hücre kompartmanını oluşturduğunu ve bunların çeşitli zedelenmelerde uyarılması sonucunda da buradan tümörlerin geliştiği konusunda gerek kanıta dayanan gerekse varsayımsal bazı bilgilere sahibiz. Kolanjiyokarsinomu anatomik lokalizasyonuna göre isimlendirmek de özellikle cerrah ve patologların patoloji raporundaki bilgileri değerlendirirken ortak bir dil kullanması açısından önemli. İntrahepatik, perihiler ve distal terminolojisini zaten anatomik lokalizasyona göre kullanıyoruz. Burada gelişim paterni de yine anatomik lokalizasyon kadar önem kazanan bir özellik. Kitle formasyonu yapan periduktal infiltre eden ve intraduktal gelişen kolanjiyokarsinomlar olduğunu biliyoruz. Deformasyonu yapan kolanjiyokarsinom özellikle intrahepatik duktuslardan köken alan kolanjiyokarsinomlarda ana gelişim paterni. Periduktal infiltre eden ise büyük duktuslarda daha çok gördüğümüz bir patern. İntraduktal gelişim paterni ise lümende polipoid papiller gelişim gösteren genellikle de büyük duktuslarda gördüğümüz bir patern. Burada intrahepatik kolanjiyokarsinomun kitle oluşturan tipine bir örnek görüyoruz. Nodüler tip olarak da bunu isimlendirebiliyoruz. Bakınız safra yollarından uzakta küçük intrahepatik duktuslardan köken aldığı safra yollarını tıkamamış, karaciğerin kesit yüzeyinde normal rengi korunmuş, yani kolestaz bulgusu, yeşil renk değişikliği yok. Burada ise daha büyük safra kanallarından ama intrahepatik yine lokalizasyonlu büyük safra kanallarından köken alan safra kanalının etrafında periduktal lokalizasyonda başlamış, oradan plankime doğru ilerlemiş periduktal infiltratif tipe bir örnek görüyoruz. Burada ise intraduktal safra kanallarından başlayıp ondan sonra da yayılan bir tipe örnek görüyoruz. Şu son tipi özellikle American Joint Cancer Committee kabul etmiyor. Bunu daha çok doğulu Japon, Kore yayınlarında bu tipi ayrı bir varyant olarak kabul ediyorlar. Doğu ve Batı arasında böyle bir ufak terminoloji farkı var. Şimdi perihiler ve distal kolanjiyokarsinom özellikle dediğimiz gibi duktuslar etrafında gelişip onları dışarıdan basıya uğrattığı için karaciğerde gördüğümüz gibi yeşil renk değişikliğine neden olmuş. Çünkü akamayan safra karaciğer parenkiminde belirmiş. Klinikte bunun karşılığı tabii belirgin bir kolestaz iktidar tablosu olacak. Distal kanallarda gelişen ise daha çok sklerozan tip dışarıdan yine aynı şekilde duktusu dışarıdan saran daraltan tip bir makroskopik lokalizasyon ve gelişim paterni gösteriyor. Bu patoloji raporlarında genellikle bu paternleri vurgulamaya çalışıyoruz. Özellikle periduktal infiltratif tip kolanjiyokarsinom için hepimizin
çok dikkatli olması gereken bir ayırıcı tanı antitesi var. Çünkü radyolojik olarak da immünoglobulin G4 ilişki riskleri özen kolajen, kolajen karsinomu çok taklit ediyor. Özellikle yerleşimi de çok benzediği için klinik olarak da çok benziyor ama aradaki farka bakın. Burada şey var, kolestaz var belirgin. Burada yok, en azından makroskopik düzeyde dikkati çeken bir kolestaz yok. Bu yüzden de kolangiyokarsinom kuşkusu olan hastalarımızda serum immünoglobulin G4 düzeylerini operasyondan önce bakmakta fayda var. Şimdi histolojik tiplere göre kolangiyokarsinom özellikle son yıllarda önem kazandı. Bu sınıflamada önem kazandı. İntrahepatik olanlar duktuslardan veya duktuslardan köken olan küçük veya büyük duktus kökenli olabiliyorlar. Daha büyük duktuslardan köken alanlar ise duktal tip büyük duktus kökenli olabiliyorlar. Şimdi nedir bu intrahepatik kolangiyokarsinomun küçük duktus tipi ve büyük duktus tipi? Daha önce periferik intrahepatik kolangiyokarsinom dediğimiz küçük duktus tipi hemen tamamı kitle oluşturan tip karşısında şeklinde karşımıza çıkıyor. İnterlobüler duktusların boyutlarına yakın veya duktulusların boyutlarına yakın küçük duktuslarla karakterli ve mukus yapmıyor. Büyük duktus tipi ise kitle oluşturan periduktal ya da intraduktal makroskopik morfolojide olabiliyor. Daha büyük duktusların, büyük boy duktusların çaplarına yakın glandlar oluşturuyor ve özellikle de mukus içeriğiyle karakterli oluyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi. Etiyoloji açısından da her ikisi farklılık gösteriyor. Eskiden hepatit sirozları zemininde kolangiyokarsinom görmeyiz derken hepatit B ve C virüsü zemininde gelişen sirozlarda yine intrahepatik kolangiyokarsinomların varlığı, alkolik karaciğer hastalığında, hemokromatozda, metabolik sendrom, diyabet ve obezite zemininde sirozlarda da yine küçük duktus tipi intrahepatik kolangiyokarsinomlar bildiriliyor. Bizim Ege Üniversitesi serimizde yaklaşık bir 5 hastamız hepatit B ve C enfeksiyonlarının diğer metabolik hastalıklarda bizim örneğimiz yok. Büyük duktus tipi ise daha çok karaciğerin paraziter enfeksiyonlarında, primer sklerozan kolanjitte ve hepatolitiyazizde gördüğümüz birer kolanjiyokarsinom zeminini oluşturuyorlar. Safra kanallarının malformasyonları kimyasal mariziyette yine her ikisi için de geçerli etiyolojik nedenler oluyorlar. Küçük duktus tipi özellikle hepatositlerden ve karaciğer içindeki progenitör hücrelerden köken aldığı için adeta bir sitokeratin 19 pozitif hepatoseller karsinoma benziyor. Klinik olarak, morfolojik olarak bu ikisinin ayırt edilmesi gerekiyor. Büyük duktus tipi ise daha çok biliyer intraduktal papiller neoplazi ve biliyer intraepitelyal neoplazi, birazdan değineceğim, zemininde gelişiyor. Ve de biraz önce söylediğim gibi mukus yapımına sahip ve pankreasın duktal adenokarsinomuna benzer fenotip gösteriyor. İyi, orta, kötü diferansiyel adenokarsinom olarak sınıflandırıyoruz ve özellikle de pankreasın duktal adenokarsinomuna benzeyen büyük duktus tipi aynen pankreasın duktal adenokarsinomu gibi perineural invazyon yapma eğiliminde. Bakın burada sinir lifinin etrafında özel boya ile ortaya çıkardığımız kanser hücrelerini, adenokarsinom hücrelerini görebiliyoruz. Prognozları, o kriterleri cerrah arkadaşlarım benden çok daha iyi ifade edeceklerdir, biliyorlardır. Ama reze kabul olması, biliyer intraduktal papiller neoplazi zemininde gelişimi, bir de immünohistokimyasal olarak C reaktif
beyin ekspresyonunun daha iyi prognozla ilişkili olduğunu, makroskopik vasküler invazyon yapan pozitif cerrahi sınırlara sahip ileri evre olguların, özellikle de EMA ve MUC1 ekspresyonu gösterenlerin, non-sirotik karaciğerde gelişim gösterenlerin daha kötü prognoza sahip olduğu vurgulanmakta. Ekstrahepatik kolajyo karşılığım ana konumuz değil ama özellikle ortaya zemindeki hastalıklar, etiyolojik faktörler açısından bu da büyük duktus tipi intrahepatik kolajyo karşılığıma benziyor. Bunun da prognozu bildiğimiz gibi çeşitli faktörler tarafından belirleniyor. Ona girmeyeceğim. Prekürsör lezyonlar olarak biliyer intraepitelyal neoplazi dediğimiz biliyer epitelin yassı mikroskopik düzeyde görülen çap olarak 1 santim altında olan ve duktuslarda dilatasyon yapmayan intraepitelyal neoplazisi ve biliyer intraduktal papiller neoplazi dediğimiz makroskopik olarak radyolojik makroskopik olarak görülebilen bir lezyon. 1 santimin üzerinde ve duktuslarda dilatasyon yapıyor. Bunların her ikisi de büyük duktus tipi neden oluyor. Beyin duktusların yüzeyinde ilerliyor. Döşeyici epitelde ilerliyor. Biliyer IPM ise pankreastaki IPM'nin karaciğerdeki karşılığı olan, safra yollarındaki karşılığı olan, aynen oradaki gibi safra kanallarında dilatasyona neden oluyor. Biri mikroskopik düzeyde, biri ise makroskopik ve radyolojik olarak görülebilen lezyona neden oluyor. Biliyer intraduktal papiller neoplazi bizim sık gördüğümüz bir lezyon. Dilate duktusların içinde makroskopik olarak görülebilen papiller yapılar ve özellikle de mukus sekresyonu ile karakterli. Ve intrahepatik, iler ve ekstrahepatik duktuslarda lokalize olabiliyor. En çok ekstrahepatik duktuslarda ve buralarda bazen döküldüğü için de gözden kaçabiliyor. Ve %83 invaziv karsinom yani kolajyo karsinom ile birlikte. Burada intrahepatik duktuslardaki bir biliyer IPN olgusu, bakın aşırı mukus sekresyonu ve safra duktuslarında daha periferdeki duktuslarda belirgin dilatasyon ile karakterli bir olgu. Burada intraduktal lokalizasyonunu, burada da invazyon yapmış halini görüyoruz. Son yıllarda küçük duktus tipi intrahepatik kolajyo karsinomda von Weyenburg kompleksi ve safra kanalı adenomunun prekürsör lezyon olabileceği yönünde birkaç tane yayın çıktı ama bunun geniş serilerde verifiye edilmesi lazım. Şimdi bu kadar duktus tiplerinin ayrımı niye önem kazandı? Çünkü anatomik sınıflama, histomorfolojik sınıflama yanı sıra moleküler sınıflamada korelasyon göstermeye başladı. Özellikle intrahepatik kolajyo karsinomda. İntrahepatik kolajyo karsinomlarda idiositrat ve hidrogenaz 1-2 ve fibroblast growth faktör reseptörü 2 özellikle mutasyonları gösterildi. Ve intrahepatik kolajyo karsinomlarda büyük tutus tipinde yine EPA ve BAP şeyleri gösterilirken distal daha doğrusu ekstrahepatik büyük duktuslarda ve intrahepatik büyük duktuslarda büyük duktus tipi ve bazen de pankreasta gördüğümüz KRAS mutasyonları, GNAS mutasyonları, TP53 mutasyonları, NRAS, MRAS, SMAD mutasyonları özellikle gösterilmeye başlandı. Şimdi küçük duktus tipinde IDH1-2 mutasyonu ve FGFR iki füzyonu önem kazanmaya başlandı. Çünkü faz 3 çalışmaları düzeyinde IDH mutasyonlarına hedef alabilecek hedeflerle tedavi seçenekleri belirmeye başladı. IDH özellikle %10 ila 20'sinde
gördüğümüz kolangiyokarsinomların gördüğümüz bir şey, mutasyon. FGFR genetik mutasyonları değişiklikleri ise %10 ila 20'sinde gördüğümüz. Yine burada da tedavi hedefi olabilecek faz 2 düzeyindeki çalışmalar aşamasında seçenekler var. Bu morfomoleküler sınıflandırma özellikle birbiriyle karışabilen hepatosiller karsinom ve intrahepatik kolangiyokarsinomun kitle oluşturan varyantın ayrımı açısından da önemli. Bu mutasyon, çünkü özellikle bu her ikisinin de diferansiyasyonu az olan tiplerinde, yani kötü diferansiyat tiplerinde birbirleriyle karıştırılma olasılıkları var. Burada IDH mutasyonları ve FGFR füzyonu, yani kolangiyokarsinomlarda gördüğümüz mutasyonları hepatoseller karsinomda görmüyoruz. Ama intrahepatik kolangiyokarsinomlarda bunları görüyoruz. Hepatoseller karsinomda ise daha farklı beta-katenin ve TERK promotör mutasyonlarını görüyoruz. Moleküler düzeyde de bu ikisini ayırt etmek mümkün. Büyük duktus tipi genellikle inflamasyonla ilişkili genetik ve epigenetik değişiklikleri gösteriyor. Primer sklerozan kolanjit ilişkili kolangiyokarsinomda COX-2 aşırı ekspresyonu, paraziter lezyonlar zemininde gelişen kolangiyokarsinomda NRAS mutasyonları ve primer sklerozan kolanjit ve hepatolitiyazle bağlı olanlarda da KRAS mutasyonları gösterilmiş. Erken, genel olarak ekstrahepatik kolangiyokarsinomda erken dönemde KRAS, geç dönemde 53 mutasyonları ve periiler kolangiyokarsinomda da BDM2 amplifikasyonları, ki bunların hepsini elde edilen dokularda gösterme şansımız var. Yine çeşitli füzyon proteinleri ve yeni mutasyonlarda giderek artan düzeyde ortaya çıkmakta ve kolangiyokarsinom içinde hedefe yönelik tedaviye aday bir takım moleküler değişikliklerin yakın zamanda hayatımıza ciddi bir şekilde girmesi, rutinimize girmesi söz konusu. Özetleyecek olursak, kolangiyokarsinom morfolojik olarak heterojen bir malignite grubu, intrahepatik kolangiyokarsinom bile bu heterojeniteye sahip. Hücre kökeni, patogenez, altta yatan karaciğer hastalığı ve moleküler değişiklikler ile sıkı bir ilişki var. Bu yüzden de bir morfomoleküler sınıflandırma ihtiyacı duyuyor. Ama histolojik sınıflandırmalarda uluslararası fikir birliği oluşması gerekiyor. İsimlendirmede ve tanı kriterlerinin standartizasyonunda aşılması gereken noktalar var. Cerrah ve patoloğun uyumlu çalışabilmesi için. Küçük duktus tipi ve büyük duktus tipinin ayrımı, özellikle farklı mutasyonlara sahip olmaları ve farklı survival şeylerine sahip olmaları, verilerine sahip olmaları nedeniyle önem kazanıyor. Bu ayrımı giderek daha çok yapmaya ve patoloji raporlarında da bunlara yer vermeye gayret ediyoruz. Prekürsör lezyonlar açısından da küçük duktus tipi burada her ne kadar bu Dünya Sağlık Örgütü 2019 klasifikasyonunda bilinmiyor yazıyorsa da von Mayenburg kompleksi ve biliyer adenomun son 2 yılda ortaya çıkan bazı verileri var. Bunları da değerlendirmek gerekiyor. Bu makroskopik sunumları gösterebilmek, birlikte çalıştığım ekibin patoloji asistanları ve laboratuvar personelinin emeğine dayanıyordu. Onlara çok teşekkür ediyorum ve sizlere de dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum.